Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden merhabalar. Beşiktaş kaptanlarından Atiba Açınsın'ın özel röportaj konuğumuz. Kendisiyle röportajımıza başlıyoruz. Atiba hoş geldin. Teşekkürler. Çok önemli bir yetenek kendisi ve Beşiktaş'la uzun zamandır bir arada. Bu forma kendisine neler hissettiriyor? Beşiktaş formasını giymek gerçekten çok özel bir duygu. Bu kulübe geldiğim ilk günde kulübün büyüklüğünü, kulübün arkasındaki desteğin büyüklüğünü, taraftarların ne kadar büyük ve önemli olduklarını hissetmiştim. Gerçekten her defasında da bu formayı giymek çok güzel bir duygu. Formayı giydiğimde, sahaya çıktığımda kendimi gerçekten özel hissettiriyor. 6 yıl burada benim için çok güzel geçti, harika bir şekilde geçti. Umarım bu şekilde de devam edecek. Bu kadar forma giymeyi bekliyor muydu Beşiktaş'ta 6 yıl, uzun bir süre? Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar uzun kalmayı ben de beklemiyordum. Ben buraya ilk geldiğimde 2 senelik bir imza atmıştım. Ben hep adım adım hareket ettim. O 2 sene gerçekten çok güzel geçti, dolu dolu geçti. 2 senenin sonunda da devam etmek istedim ama devam ederken de belki bir 2 sene daha kalırım. Sonrasında da Kanada'ya dönebilirim diye düşünüyordum ama ondan sonra o süreç de uzadı. Bundan da hiçbir şekilde pişmanlık duymuyorum. Hiçbir pişmanlığım yok çünkü az önce de söyledim, her an gerçekten dolu dolu çok güzel geçti. Peki rakipten top çalmak için yaratılmış bir oyuncu kendisi. Formayı da almak için yaratılmış diyebilir miyiz kendisi için? Bunu söyleyebiliriz. Ben zaten takım içerisinde, kulüp içerisinde böyle bir karakter haline geldim. Böyle bir karakter olarak ortaya çıktım. Takıma katkı vermek anlamında ki burada zaten tamamen ofansif oynayan, hücuma yönelik oynayan bir takım var. Benim de takım içindeki rolüm ilk günden beri o şekilde şekillendi. Zaten futbola başladığım günden beri çalışkanlığımla, o adanmışlığımla öne çıkan bir oyuncuydum. Burada da başından beri süreç o şekilde gelişti. En iyi anlaştığı partneri kimdi orta sahada? Beşiktaş'ta Slaven Bilic, Şenol Güneş ve yeni sistemde Abdullah Avcı sisteminde sahada yer alacak. En iyi partneri kim olmuştu? Bu soru bana birkaç kez soruldu. Tabii bunun cevabını vermek çok kolay değil. Ama ben yanımda oynayan oyuncuların tamamıyla iyi bir iletişim, iyi bir kimya yakaladım. Her oyuncunun farklı bir stili var, farklı bir oyun şekli var. Ama yanında kim oynarsa oynasın, bugüne kadar uyumlu bir şekilde performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Şu anda en yakın örnek Dorukhan. Geçen sezondan bu yana sürekli yükselerek devam etti. Çok yüksek bir potansiyeli var. Ozi zaten çok klas bir oyuncu. Onunla oynamak da büyük bir keyif. İlk geldiğimde Veli ile birlikte oynuyorduk. Veli de çok çalışkan bir oyuncuydu. Yani yanımda kim oynadıysa bugüne kadar iyi bir uyum yakaladık. Şimdi Dorukhan'la o zaman devam edelim. 83 doğumlu Atiba. Dorukhan 96 doğumlu. 13 yaş var arada. Forma numarası 13. Aslında bir denklem bu belki de. Nasıl görüyor Dorukhan'ı? Türkiye'nin belki de çok önemli bir yıldızı Beşiktaş'ta doğuyor. Kendi yorumu ne olur? Dorukhan'la ilgili söyleyebileceğim şeyler tamamen olumlu. Her şeyden önce harika bir insan, çok iyi bir karakter, takım için çok önemli bir karakter. Enerjisi çok yüksek, koşullar nasıl olursa olsun hep pozitif kalan bir insan. Ve takıma da geçen sezon ne kadar büyük bir fayda sağladığını sizler de gördünüz. Saha içinde muhteşem bir iş ahlakı var. Tamamen işine odaklanan, bunun haricinde hiçbir şeyle oyalanmayan, vakit kaybetmeyen bir karakter. Ve ben inanıyorum gerçekten önünde çok parlak bir gelecek var. Geçtiğimiz sezon sözleşmesi bitmişti. Belli bir süre bekledi, ardından yeni sözleşme imza attı. Kimi zaman negatif yorumlar yapıldı. Atiba devam edemeyebilir dendi. Fakat o yine en çok çalışkan isim oldu sahadaki. Dayanıklılığın neye borçlu? Bunun sırrı şöyle, ben kendime sürekli olarak iyi bakıyorum, dikkat ediyorum. Hareketli kalmaya çalışıyorum. Bazı küçük şeyler var, küçük detaylar var, onlara dikkat ediyorum. Mesela bunlardan biri beslenme, bir diğeri her antrenmandan sonra mutlaka salonda ekstra çalışmalar yapıyorum. Burada tabii şöyle bir şey var. Genç oyuncular bunları yapmasalar da yaşları itibariyle bu onları çok olumsuz etkilemiyor. Bir genç oyuncu ekstra bir iş yapmadığında antrenman sonrası ertesi gün bu ona olumsuz yansımıyor. Ama artık ben yaş itibariyle bunları yapmak zorundayım. Bunları da her gün yapıyorum. Bu şekilde de sağlam ve dayanıklı kalıyorum. Süper Lig'de kendisine rakip olmuş oyunculardan bazılarından duyduğum bir söz var. Ahtapot gibi adam diyorlar. Kimi zaman da makineye benzeten var. Hangisini tercih eder? İkisi de güzel, ikisini de tercih ederim. Makine anlamlı tabii. Bunu bir de rakip bir oyuncu söylüyorsa beni daha da çok mutlu eder. Ahtapotu zaten geldiğim ilk günden beri söylüyorlar bacak uzunluğum nedeniyle. İkisi de güzel, ikisini de tercih ederim. Hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirdi Atiba Tınçınsın?
Şunu söyleyebilirim. Bence kariyerimde hedeflerimin büyük bir kısmını gerçekleştirdim. En büyük hayallerimden biri büyük stadyumlarda büyük kalabalıkların önünde oynamaktı. Türkiye zaten bu konuda dünyadaki uluslararası anlamda en iyi ülkelerden biri. Burada oynama şansını yakaladım. Şampiyonluklar yaşadım hem burada hem Danimarka Ligi'nde. Genel olarak geriye dönüp baktığımda kariyerimle ilgili mutluyum. Yani tatmin edici bir kariyerim oldu. Bundan da önemlisi gittiğim her kulüpte, her yerde taraftarlarla iyi ilişkilerim de oldu. Yani hedeflerimin büyük bir kısmını gerçekleştirdim. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz zamanlarda yaptığı bir röportajda Atiba futbolu bıraktıktan sonra da yararlanmak istiyoruz dedi. Kendisinin düşüncesi nedir? Tabii ki de minnettarım başkanımızın benim için yaptığı şeyler için. Kariyerim anlamında beni buraya getiren kişi, bu kararı veren kişi. Geldiğim ilk günden beri çok iyi bir ilişkimiz oldu. Onun bu şekilde düşünmesi, benimle ilgili bu şekilde ifadeler kullanması benim için çok anlamlı. Devam edecek mi İstanbul'da olmaya? Bu kesinlikle ihtimal dahilinde. Bunu son zamanlarda çokça düşünüyorum. Tabii ki de sona doğru yaklaştığımızda o zaman kulüple, başkanımızla oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama şurası çok net. Ben burada çok rahatım, çok huzurluyum. Ailem burada, ailem çok mutlu. Çocuklarım burada büyüyorlar. Bu kesinlikle ihtimal dahilinde. Kontratı bu sezon bitiyor. Ne kadar daha faal futbol oynamayı düşünüyor? Güzel bir soru. Şu anda gerçekten bilmiyorum. Bu tamamen şuna bağlı. Bu sezon vücudumun durumuna, fiziksel durumumun nereye doğru gideceğine bağlı. Benim için en önemli şeylerden biri ağrısız bir şekilde oynamaya devam edebilmek. Geçen sezon bu anlamda çok iyiydi. Özellikle sezon sonuna doğru gerçekten kendimi çok iyi hissetmiştim. Çok rahat bir şekilde performans koyabiliyordum. Bu sezonda göreceğiz. Sezon sonuna doğru vücudum iyiyse, fiziksel durumum iyiyse o zaman tabii ki de devam etme yönünde bir karar vereceğim. Eğer aksi yönde bir şey gelişirse o zaman belki kafamda başka şeyler var. Oturup onları değerlendireceğim. Bu tamamen o sezon içindeki gidişata göre belli olacak. Profesyonel futboldaki son takım Beşiktaş olur mu? Tabii ki de öyle olmasını isterim. Bunu da çok düşündüm. Çünkü bu kulüp bana gerçekten çok şey verdi. Burada bitirmek, yani buranın son durak olmasını ben de çok isterim. Kendisi çok başarılı oldu ama vatandaşların istediği başarıyı gösteremedi. Neydi bunun sebebi? Kalta bir genç bir oyuncu. İlk defa Avrupa'ya geldi. Türkiye Ligi'ni siz de biliyorsunuz. Özellikle forvetlerin üstünde çok büyük bir baskı var. Ciddi bir taraftar beklentisi var. Taraftarın beklentisi forvetlerden çok yüksek. Aslına bakarsanız başlangıçta iyiydi, fena değildi. Ama işte birkaç maçta gol atmadığınızda forvet olarak o beklentiler çok yükseliyor ve bazen de sizi zor durumda bırakıyor. Tabii bir dönem var. Biz de takım anlamında, kolektif anlamda çok iyi performanslar göstermedik. Bence bu da etkiledi onu. Ama genel olarak öğreneceği çok şey var. Ben şuna inanıyorum. Gelişim kaydedebilecek bir oyuncu. Hiç fena olmayan, iyi bir potansiyeli var. Şimdi gittiği yerde, şimdiki takımında o gelişimi devam ettirirse, golleri atarsa bence daha ileri bir noktaya gelebilir. Slaven'le şampiyonluğa çok yakındı. Şenol Güneş'te iki şampiyonluk yaşadı. Avrupa'da çok önemli başarılar elde etti. Ve geçtiğimiz sezon aslında finale de çok yakındı Beşiktaş ama olmadı. Neydi kırılma anı? Geçen sezon senin de söylediğin gibi çok yaklaşmıştık. Öyle bir durum oldu ki bir maç ligin bütün gidişatını değiştirebilirdi. Orada finali yapamadık. Ama resmin tamamına baktığında da şunu görüyorsun. Biz zaten sezona istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Çok inişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Özellikle sezonun ilk yarısında bir türlü bir devamlılık yakalayamadık. Şimdi oradan çıkarılması gereken dersler var. Bence bu sezon için en önemli noktalardan biri sezona çok iyi bir başlangıç yapıp bir an evvel iyi bir ivme yakalamak. Abdullah Avcı'nın tarzı hakkında neler söylüyor? Bence gayet iyi. Modern futbola tamamen inanan bir insan. Pas oyununa çok inanan bir teknik direktör. Ve çok yoğun taktik çalışmalar yaptırıyor. Ben tabii antrenmanların belirli bir bölümünde bulunamadım ama hem bulunduğum antrenmanlardan biliyorum hem takım arkadaşlarımın geri dönüşlerinden biliyorum. Takımın da hocaya verdiği cevap çok pozitif. Beşiktaş için, takımımız için bence çok doğru bir tercih ve takımı bir üst seviyeye taşımak noktasında, takımın gelişimini devam ettirme noktasında bence Abdullah Hoca'nın çok büyük katkıları olacak. Burak, Gökhan Gönül ve kendisi Beşiktaş'ın kaptanları olarak sahaya çıkacaklar. Takımda birçok da genç isim var. Kaptanlık yükünü nasıl hissediyor?
Burası tabii çok büyük bir kulüp. Burada kaptanlardan biri olmak ister istemez bir liderlik sorumluluğu gerektiriyor. Üçümüz de çok deneyimli oyuncularız. Burak takım için çok önemli bir karakter, çok önemli bir parça. Tamamen kazanma odaklı hareket eden bir oyuncu. Antrenmanda, maçta. Gökhan Gönül de aynı şekilde. Özellikle genç oyuncuların Burak'tan, Gökhan Gönül'den yeri geldiğinde benden öğrenecekleri çok şey var. Şöyle söyleyebilirim, takım emin ellerde. En yetenekli bulduğu genç hangisi? Burada tabii genç nedir sorusu da var ama şöyle söyleyeyim, çok yetenekli oyuncular var takım içinde. Kamp döneminde Türkiye'de, Avusturya'da bizimle birlikte olan gruptan potansiyeli çok yüksek oyuncular var. Kartal bu şekilde, Erdem bu şekilde, Güven mesela çok iyi bir golcü. Bir de mentalite anlamında da iyi bir, mentalite anlamında da iyi bir yerdeler. Dorukhan da çok yetenekli. Dorukhan yani o genç kategorisine ne kadar girer bilmiyorum ama özellikle bu isimler öne çıkıyorlar. Vodafone Park Stadyumu hem geçmişini biliyor hem de şu anki anını biliyor. Neler hissettiriyor ona? Ben tabii ki eski statta İnönü'de oynamadım ama Vodafone Park için tek söyleyebileceğim şey, orada maça çıkmak çok özel bir duygu. Özellikle büyük maçlarda günler öncesinden size bazı şeylerin hayalini kurduruyor stat. Orada ortaya çıkacak atmosfer, o atmosferin yoğunluğu, günler öncesinden bunu yaşamaya başlıyorsunuz. Açıklanması biraz zor bir şey. Onu yaşamak, onu deneyimlemek lazım. Ama taraftar orada bizim için kesinlikle ekstra bir güç. Bir 12. adam diyebilirim. Beşiktaş bu sezon şampiyon olur mu? Umarım şampiyon oluruz. Benim için, takım arkadaşlarım için tek hedef zaten şampiyonluk. Onun altında kalan hiçbir derece bizi hiçbir şekilde tatmin etmez. İyi bir teknik direktörümüz var, iyi bir oyuncu grubumuz var. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Gerçekten çok iyi çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bütün bunlar bir araya gelince inancımız çok büyük. Burada en önemlisi lige çok iyi bir başlangıç yapabilmek. Bitiriyoruz. Beşiktaş taraftarı onu çok seviyor. Taraftara mesajı bizler aracılığıyla ne olur? Taraftarlarımıza bugüne kadar bana verdikleri her şey için, bütün destek için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takım için, kulüp için, onların mutlu olabilmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. And as I say, Atiba Hutchinson, yeni season başlasın. Atiba Hutchinson'la özel röportajımızın sonuna geldik. Samimiyetle sorularımızı cevapladı ve Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde özel röportajımızı noktalandırıyoruz.